2019 yılı Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Fuat Sezgin yılı olarak anılmaya başladığı andan itibaren şu tarihe kadar 15-16. Etkinliğimizi düzenledik hocamız adına. Hocamızı buradan bir kez daha rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Kıymetli duayen gazeteci değerli büyüğümüz Veli Bey bizlere kırmadı, geldi. Sabırsızlıkla bekliyoruz neler anlatacağını bizlere. Ben fazla uzatmadan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi başkanım kürsüye beni çıkarmayın. Çıkarırsanız bir şeyler anlattım filan dedim. Yok, anlatmayacağız. Üniversitesiyle de. Ama ben kısa bir bilgi vereyim. Şimdi Kayseri Üniversitesi olarak biz yeni dönemde inşallah Eskişehir İnşaat Üniversitesi'nin olduğu kampüse geçiyoruz. Yani Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz dediği kampüse geçiyoruz. Orada yeni dönemimize başlayacağız Allah kısmet ederse. Bir de bir gelişme daha söyleyeyim. Yani yukarıdaki Tablakaya Mahallesi'nde yaklaşık 1.600.000 metrekarelik yeni bir alan tahsis etti. Zaten başkanı da bunu gazetesinde, köşesinde yazdı. İkinci bir değineceğim konu, iletişim takipçisi açma dedi başkanım. Ama biz iletişim takipçisi açmayacağız, doğru ama iletişim takipçisinin bölümleriyle ilgili, özellikle Erciyes Üniversitesi'nde olmayan bölümleri Kayseri Üniversitesi'nde açmayı düşünüyoruz. Yani bunun da hazırlıklarını yapıyoruz. Özellikle sosyal ve beşeri bilimler diye bir fakültemiz var Develi'de biliyorsunuz. Orayı biraz daha geliştirmek istiyoruz, büyütmek istiyoruz. Onunla ilgili iletişimin ama Erciyes Üniversitesi'nde olmayan yeni bölümlerini oraya koymak istiyoruz. 2 yıllıkta ise dijital medya ve pazarlama isminde yeni bir bölüm açmayı düşünüyoruz. Bunun sebebi de şu, dikkat edersen ticaretin büyük bir kısmı artık elektronik ortamda oluşuyor. Biraz sonra başkanım da anlatacak, medyanın da büyük bir kısmı artık dijital olmaya başladı. Yani geleneksel medya yeni medyaya terk etti. Dolayısıyla bu açıdan biz de tabii Erciyes Üniversitesi'nin olmayan bölümleri ya da Erciyes Üniversitesi'nin tamamlayıcısı olarak bu bölümleri açmayı düşünüyoruz. Ben daha fazla uzatmadan başkanıma da istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var. Yüksek okulumuzun etkinlik programları kapsamında basın yayın teknolojileri programı tarafından söyleşi türünde etkinlik düzenlememizin nedenini ilk önce söylemek istiyorum. Bizim asıl amacımız öğrencilerle sektörü, basını, ilgili olduğu bölümleri buluşturmak, kişileri buluşturmak, önde gelen değerleri buluşturmak. Bu noktada biz yaklaşık bir 30 dakikalık en fazla bir söyleşi yapıp gerisini öğrenci arkadaşlarımıza bırakacağız. Burada arkadaşlarımızın soruları bizim için en değerlisidir. Bu noktada sizlerden yoğun katılım beklediğimizi belirtip müsaadenizle söyleşimize başlamak istiyorum. Sayın Başkanım, tekrardan hoş geldiniz. Şeref verdiniz bizlere. Kayseri deyince medeniyetler şehri aklımıza geliyor. Ta Karışkarım'dan başlayan, Hititler öncesinden başlayan, işte Moğollara, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, Doğu Roma'ya ev sahipliği yapan, bununla birlikte birçok medeniyete beşiklik eden bir şehir olduğunu hep birlikte görüyoruz. Şehre baktığımız zaman şehirde hanlar, camiler, medreseler görülüyor. Eğitim tarihine baktığımız zaman sağlık alanında Selçuklular döneminde çok ciddi çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Günümüzde baktığımız zaman 3 büyük şehir dışında, Ankara, İstanbul, İzmir dışında, Konya, Mersin, Antep'le birlikte 4 tane üniversitesi olan tek şehir Kayseri. Böyle bir şehrin de basın tarafını incelediğimiz zaman köklü bir basın geçmişi olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 110 yıllık bir gazetecilik tarihi bulunmakta. Siz de bu 110 yıllık tarihin 1981'den beri içindesiniz. 1/3'ünden fazlasına şahitlik etmiş, bizzat içinde görev yapmış birisiniz. Kayseri basın tarihi için çok önemli bir değersiniz. Bu hem çalışmalarınızdan hem de yaptığınız araştırmalarından bize kısaca
Kayseri basın tarihini özetleyin dersek neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Evet, değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Muhterem rektör yardımcım, İletişim Fakültemizin değerli dekanı Mustafa Çıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu muhterem müdürü, kıymetli hocalarım ve sevgili meslektaşlarım, hepinizi bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. Efendim basın tarihini anlatmak kolay, anlatırız. Bir müze kuruyoruz, onun içinde çalışmalarımız var. Ama bugünkü sohbetimizin asıl konusu hocam biraz sonra soracak, yeni medya, dijital medya. Yani geleneksel medya ile yeni medya, dijital medya arasındaki farkı anlatacağız. Aslında böyle bir konferans için seçilmiş en yanlış adam benim. Bakın kameralar çekiyor. Niye en yanlış adam benim? Ben sosyal medya yıllardır sorumsuz medya diyen biriyim. Facebook, Twitter, Instagram vesaire filan hiçbir hesabım yok. Biraz sonra konuşacağız. Sizlerin bu hesaplar olmasın manasında söylemiyorum. Oralarda hesabım olursa başım belaya giriyor. Biraz adımız Yavuz. Onun için oralarda çok hesap açmış değilim. Bakın ben sosyal medyayı, yeni medyayı çok iyi kullansaydım şu önüme şimdi 8 tane kağıt not aldım buraya ki bazı rakamları biraz sonra hocam soracak anlatacağım. Sosyal medyayı iyi kullanır olsaydım bunlar hiç olmazdı. Elimde bir yönetim şeyi, şurada bir beyaz perde inerdi. Oradan tablolar falan yayınlanır, ben de buradan size anlatırdım. Bu bile benim o manada özürlü olduğumun bir göstergesi. Ama bu şu, bir tarafta ben kullanmıyor olabilirim ama siz mutlaka sosyal medyanın bir şekilde içinde olacaksınız. Daha doğrusu yeni medyanın, dijital medyanın bir dijital devrimle bütün dünya karşı karşıya, o devrimi görmezden gelemezsiniz. Hocam tabii basın tarihi dedi, orayı çok uzatmayalım hemen. Aslında Kayseri'de tabii ilk gazete 29 Ağustos 1910 yılında çıkmış. Yunus Bekir diye bir İttihatçı var. Abdülhamit Han ve Osmanlı yönetimiyle Abdülhamit Han'dan önce sıkıntılı olan bir İttihatçı. Yurt dışına vesaire filan gitmiş. Ve 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra da tekrar yurda dönmüş. Kayseri'ye gelmiş. Tabii Osmanlıların 1909'da çıkardığı bir vilayet kararnamesi var. O vilayet kararnamesiyle daha çok Anadolu'da o zaman çok fazla basın yayın organı, hatta matbaa bile yok. Var ama çok nadir. Sayılı çok az illerde var. İstanbul o manada gözde, İzmir özel yapısı itibariyle vesaire öyle. Bursa eski payitaht merkezi olması hasebiyle öyle. Erzurum'da matbaa var, Konya'da matbaa filan var. Burada iletişim hocalarım da var. Onların yanında tarih anlatacak halim yok. Kayseri'de de aslında ilk matbaa yine valilik tasarrufuyla Muammer Bey döneminde kurulmuş. Kayıtlar şu anda öyle diyor. Ancak burada İletişim Fakültesi'nden Mehmet Sena hocam da burada, biz Kayseri Basın Müzesi açacağız inşallah önümüzdeki yıl 110. yılda. Onunla ilgili bazı çalışmalar yaptık. Sanki 1870'li yıllarda kurulmuş, daha çok da ecnebiler tarafından kurulmuş. Çünkü Kayseri'de nüfusun teşhire kadar, 1915'e kadar nüfusun üçte biri Rum ve Ermenilerden oluşuyor. %35, %40'a varan. Tabii Ermeni ve Rumlar şehirde ticarete daha hakim, kültüre daha hakim, sanata daha hakim. Niye? Türk kökenli, Osmanlı tebaası olan Müslüman halk savaşa gitmiş, cepheye gitmiş, şehit olmuş, sakatlanmış. Daha çok da ticaret olarak değil, tarımla uğraşmış, ziraatla uğraşmış. Ağırlıklı olarak da halk göçebe bir kültürden geliyor. Yerleşik halinde durumu bu. Dolayısıyla ticaret, sanat, matbaa vesaire filan tamamı ağırlıklı olarak Rumların ve Ermenilerin de. Dolayısıyla 1870'li yıllarda matbaanın kurulduğuna dair bazı vesikalara da şu anda ulaşıyoruz. Yani evet eyvallah, ilk gazete şu an için 1910'da çıkmış gibi gözüküyor. Gözüküyor ama matbaanın kuruluşu 1910 değil, sanki daha gerilere doğru gidecek gibi. Tabii Kayseri basını 1910'da matbaa kuruluyor ama Osmanlı'nın durumu malum. Ciddi manada ekonomik sıkıntılar var. Duyun-u umumiye vesaire filan sürekli sık boğaz edilmiş. Çok zor durumda, sıkıntılı durumda ülke. 3-4 yıl sonra Birinci El Harbi'ne giriyorsunuz. 18'de bitmiş. Sevr Anlaşması var. Mondros var. Zaten onun öncesinde Balkanlardan gelen çok ciddi savaşlarla yine karşı karşıyasınız. Sonra topraklar işgal edilmiş. Fakr-ı zaruret içindeki bir coğrafyadan, bir milletten bahsediyorsunuz. Öyle bir dönemde Kayseri yine o ecnebiler odaklı ticaretini önde tutmaya filan vesaire devam etmiş. Ama milli mücadelede Kayseri basını bu manada çok gayretli bir çalışma içerisinde. Dün Erciyes Üniversitesi rektörümüzle ben bir vesileyle ziyaret etmiştim. Orada iletişim fakültesiyle bir proje yapıyoruz. Milli mücadelede Kayseri basını vesaire filan odaklı, hem de bizim basın müzesinde yer almak üzere. Özellikle Adana bölgesindeki milli mücadeleye Kayseri basını çok ciddi manada destek vermiş. Kayseri'de basılan bazı gazeteler Ulukışla'dan tren marifetiyle Adana bölgesine, Çukurova bölgesine, işte Antep, Urfa, Adana bölgesine gönderilmiş. O manada katkı vermiş. Yine 1922'de onu özellikle zikretmem lazım. Bakın buraya çok yakın bir yerde Zincirdere çok önemli bir merkezdir. Matbaacılığın tarihi açısından, basın tarihi açısından.
Orada aslında bizim Rum zannettiğimiz, ki tarihçilere göre ben de aynı kanattayım, Türk asıllı ama Hristiyan Türkler. Çünkü kiliselere bakıyorsunuz orada isim papaz bilmem kim diyor. Türkçe adı. Türkçe adı olan Endülük'te de var. Efendim şeyde de var. Zincirlere'de var. Dolayısıyla Türk olmasa Türkçe adını kullanmaz. Eğer Hristiyan bir geleneğinden geliyorsa, Rum geleneğinden geliyorsa kendi isimlerini kullanırlar. Orada Türk Ortodoksluğunun sedası diye bir gazete çıkarmışlar ve ciddi manada destek vermiş. Papa Eftim diye bir şahsı duymuşsunuzdur. Büyük Atatürk Nutuk'ta Papa Eftim için Nutuk'ta ifade eder. Bu adam benden daha Türk der. Sonuçta tabii o özellikle Yunanlıların Ankara'ya kadar, Polatlı'ya kadar gelmesinden sonra meclis kürsüsünün ve meclisin Kayseri'ye taşınması gündeme gelmiş. Efendime söyleyeyim, Mehmet Akif Ersoy'un Sebil-i Reşat'ı gelmiş, bir sayı burada basılmış. Bazı gazeteler yine burada basılmış. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin adını taşıyan gazete bir süre Kayseri'de basılmış. Vesaire filan derken o açıdan baktığımızda Kayseri basını önemli merkezlerden biri. Anadolu'nun önemli basın merkezlerinden biri. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.